evlat derde ağlar bulurlar. Anam derdi minor kağır, beyler aman aman, evlat derde ağlar bulurlar. Adana, Kozan'ı ve o yöreleri dolaşıyoruz. Beyaz Kelebek'le işte Mustafa diye bir kardeşimiz var, Kozanlı. Ya Ersen abi dedi, hep burada çalıyorsun, söylüyorsun dedi. Şu bizim dedi, Kozanoğlu'nun dedi bir sözleri var. Ben sana iki kublesini dedi vereyim de. Ya şuna bir takıl dedi, bir bak bakalım neler çıkacak. Çıktım Kozan'ın dağına, karı dizlek, dizlek. Ve o dönemde de ben o kadar çok istiyorum ki, Moğollardan yeni ayrılmışım ondan sonra ve yeni yeni kendi çabamla Anadolu Pop'tan Rock'ta bir zirve istiyorum, yakalayayım. Ve Dertli Kavalı zaten yapmıştım. Bir tomurcuk çıkmıştı ortaya. Münüvvet çıkmıştı ama istediğim patlama olmamıştı yani. Yaralarım göz göz oldu, beyler aman aman, cerrah gözleri gözleri. Yine bir numara olmuştum bütün Türkiye listelerinde. Ama istiyorum ki bir Cem'in Namus Belası, bir Dadaloğlu veyahut da bir Emrah'ı gibi, bir Barış'ın bir Dağlar Dağlara Hendek Devesi gibi ben öyle bir parça yapayım ki ben hep onunla anılayım yani. Yıllar geçse bile hiç unutulmayayım. Kozan'dan çatal matal, arasında aslan yatar. Bir yiğitim bir gelin yeter, beyler aman aman. İşte o otobüste yollarda böyle gece çalarken elimde gitarımla Kozan Dağı'nın eteği, bura Koç Yiğit yatağı derken merken ve kafamda oluşturduğumda böyle bir melodi vardı işte. Bu benim oluşturduğum bir şey. Bir de arkasından bir efek. Bir gün öyle bir huşu mu? Yukarıdan bayi de gelmedi ya. Ama öyle bir geldi. Bunlar bizim zaten hep kendi ezgilerimizde vardır bu timler. 6-8'ler, 9-8'ler filan. Veyahut da yürüyen 4-4 ritimlerin üzerinde. Bu efekt ve bu riff işte Kozan Dağı'nın zirvesi oldu. Kozan Dağı adlı parça o yıl gerçekten de zirve oldu. Öyle ki yıllarca tüm Türkiye'nin dilinden adeta düşmedi. Anadolu motifleriyle süslenen bu rock tarzı şarkının yaratıcısı Mehmet Ersen Dinleten'di. Kamuoyunda bilinen ismiyle Ersen ve Dadaşlar. Yani Ersen. Beyler aman aman, evlat derde ağlar moğulda. Babası küçük pazarlı Berber Ali müziğe çok meraklıydı. Ersen Dinleten de babasından aldığı güçle önce mandolin sonra da keman çalmaya başladı. Yıllar sonra edindiği bir elektro gitarla Beyoğlu'nda, Çin Pavyon'da piyasa şarkıları söylemeye başladı. Pavyon'da çalmak ve para kazanabilmek için yaşını büyütmüştü. Biz Beyoğlu'na indiğimiz zaman zaten irkinirdik dolaşırken filan. Saçlarımız uzundu. Rahmetli Cem Karaca'yla yürüdüğümüz zaman arkamızda 1000 kişi gelirdi ya. Pavyon kültürünü o da çok çok iyi biliyor. Çünkü o karavanda söylerken ben Çin pavyonda söylüyordum. O zaman gazino yoktu çünkü. 4 tane pavyon vardı zaten. Buralarda bir müzisyenin veya bir yorumcu, bir şarkıcının bir orkestrası söylemesi falan bir olaydı zaten. Çünkü aile ve gençlik ve o dönemin insanları zaten hep oralarda eğlenirlerdi. Gazino kültürü veyahut da şimdiki bar kültürü olmadığı için pavyon kültürü vardı. Ama bunun yanı sıra da işte konsumatrisli, yani konsumasyonlu çalışan pavyonlardı bunlar. Ve
bekar müşteri geldiği zaman yanına hanım gelir, oturur, içkisini ısmarlar, dans eder, zıplar, oynar, eğlenir, parasını öder, giderdi. İşte biz oralardan yetiştik. O kültürü görerek yetiştik yani. Pavyonda şarkı söylerken bir gün Şerif Yüzbaşıoğlu ile tanıştı ve ondan teklif aldı. Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrasıyla Hilton ve Çınar Otel'de tam 1,5 sene şarkı söyledi. Bir taraftan da kabuğunu kırmak için yeni arayışlara yönelmişti. O yıllar İzmir Fuarı'nın tüm sanatçılar için çok popüler olduğu yıllardı. Ersen de müziğine kaval, bağlama gibi enstrümanlar sokmuş, Anadolu ezgileriyle kendine has bir sentez oluşturmuştu. Özellikle sesi dinleyen herkesi adeta mest ediyordu. Bir gün onu izlemeye Cem Karaca ve Moğollar geldi. Gittim arpa biçmeye, aman aman. Özellikle Cem Karaca uzaktan tanıdığı bu genci beğeniyor ve gizli gizli takip ediyordu. Gelmiş aman aman oy. Esas Anadolu Rock'taki bana nasıl abi yetiştin, nasıl bu mutfakta kendini eğittin dersen, ben rahmetli anıyorum. Benim müzikte iki büyük ustam var. Birisi Cem Karaca. Tüylerin diken diken oluyor. Allah nur içerisinde yatsın. Herkesi de. Ama ben Cem Karaca aşığıydım. Barış Manço'yu da çok sevdim. Ama gemin kültürüyle yetiştim. Ve Anadolu popu da onun güzelliğiyle ve Moğollar'da öğrendim. Ve bunu iftiharla söylüyorum her zaman. Ve gurur duyuyorum söylerken de zaten. O yıllarda Cem Karaca sık sık Moğollarla bir araya geliyor ve buram buram Anadolu kokan parçalar yapıyordu. Ancak beraber çalışmadıkları zamanlarda solistliği Aziz Azmet yapıyordu. Aziz Azmet 1970 yılında gruptan ayrılınca Moğolların bir soliste ihtiyacı oldu. Ve Cem Karaca'nın da desteğiyle gruba genç müzisyen Ersen Dinleten alındı. O yıllarda Ersen, Türkiye'nin geçirdiği bunalımlı dönemden nasibini almış her sanatçı gibi ekonomik sıkıntıların içine girmişti. Bir arkadaş, bir sevgili, denizler, gök mavisi, engin bir sevgiyle. Deseniz ki bana, ya abi ben işte bu kadar güzel bir belgesel yapıyorum, ediyorum ama ya şu çocukluk doğduğunuzdan, ettiğinizden andan itibaren filan bana 3-5 resim verebilirsin. Veremem ki. Yoktu ki çünkü o zaman yani. Fotoğraf makinesini görmedim ki. 13 yaşında burjin pantolonu gördüm. 14 yaşında babam eski bir bisiklet almıştı. Sabaha kadar ağlamıştım. Ve bayramlarımızda filan en büyük sevincemdi yani. Bir Beykoz kundurası giydiğim zaman. 1970'te Türkiye'nin en önemli isimlerinden bir tanesiydim. 75'e kadar evimde televizyonum yoktu yani. Ve evimde pikabım yoktu yani. Kendi albümlerimi yani kendi 45'lik plaklarımı çalacak pikabım yoktu yani. Dertli kavalım yanık öter ovalarda, sürürlerim meler yaylalarda. Ancak ilk 45'lik plağı Dertli Kaval'la bir anda tüm müzik otoritelerinin odağı haline geldi. Bir ara üç rellerle de çalışan Ersen, Kozan Dağı ile zirve yaptı ve 1 milyondan fazla plak satışıyla tüm Türkiye'nin dinlediği adam haline geldi. Bu başarılı 45'liğin ardından tekrar Moğollarla bir araya gelen Ersen, Garip Gönlüm adlı parçanın 45'lik plağını çıkardı ve yine zirveye oturdu. Cem Karaca o sırada Kardeşler adlı grupla çalışıyordu. Türk müzik tarihinde belki de eşine az rastlanır bir değişimle Cem Karaca Moğollarla, Ersen de Kardeşlerle birleşti. Ersen ve Kardeşler iki ortak çalışmadan sonra yerini yıllarca sürecek ve hep o isimle anılacak bir başka ismi Ersen ve Dadaşlara bıraktı. Vara vara vardım o kardeşa, hasret ettin beni kabim kardeşa, sebeple gözden akan kanlı yaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Sebeple gözden akan kanlı yaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Grup Karacaoğlan'dan, Aşık Veysel'den, Muhlis Akarsu'dan,
Aşık Mahsuni'den birçok eseri seslendirdi ve Anadolu pop tarzının o yıllarda yerleşmesine ön ayak oldu. Gafil Gezme Şaşkın, Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm, Dostlar Beni Hatırlasın, Üç Kız Bir Ana ve Ekmek Parası gibi güçlü parçalarla yıllarca dinlenecek müzikler yaptı. Ersen ve Dadaşların yaptığı her parça Anadolu'nun tüm müzikal özelliğini yansıtıyordu. Kısaca buram buram Anadolu kokuyordu. Edirne'den Ardahan'a kadar düşündüğü zaman o coğrafyanın içerisinde diyoruz ki biz Anadolu insanıyız. Niye Anadolu insanı diyoruz? Çünkü biz şehirli hitap etmiyoruz ki. Biz halka hitap ediyoruz yani. Ha diyeceksin ki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Samsun. Vallahi bana göre de İstanbul da bana göre bir Anadolu yani. Eğer Edirne'den yola çıkmışsanız İstanbul'dan geçiyorsunuz. Kars'a, Van'a kadar, Diyarbakır'a kadar gidiyorsanız o toprakları, o coğrafyayı dolaşıyorsunuz zaten. İşte Anadolu demek o. Kendi özümüz demek. Kalbim yerinde, ağlarım gülemem, neden gülemem? Ben bütün dünyayı gezdim, gitmediğim yer kalmadı. Edirne'den çıktım, Kapıkule'den her dönüşümde sarıldığım yerleri öptüm. Alandan çıktım, uçaktan indim, geldim, yine yerleri öptüm. İşte ben öyle bir ülkeciyim, ben öyle bir milliyetçiyim. Ben ülkemi öyle seviyorum zaten. Ben ülkeme aşığım. Kalbimdeki acı bitmeyecek mi?